Bayanlar baylar, herkese selamlar. Kuşların odasına gireceğiz şimdi. Bakalım ne yapıyorlar. Bakın bu kapıların aralarına da sünger yaptım ben. Hem içerinin ısısını muhafaza ediyor ve biraz da sesi de kesiyor. Kapılarında da böyle bir kilit var. Açıyoruz şimdi. Size yine tavsiyelerim olacak. Evet, kiliti açtık. Yavaşça girelim bakalım ne yapıyorlar. Merhaba, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bakayım? Evet, biz içeri girince sustular. Arkadaşlar, bu dörtlü kafesle ilgili tanıtım videosu çekmiştim. Şimdi bu dörtlü üretim kafesini evde kullanmak isteyenler var. Bu dörtlü kafes, üretim kafesi, bakın, ev ortamına uygun değil. Neden uygun değil? Yani bu dörtlü kafes dışında başka bir şekilde ev ortamında üretim yapmak istiyorsanız o da biraz zor olur. Çünkü evi hem batırırsınız. Yani bu kuşları besleyecekseniz, üretim yapayım diyorsanız, öyle düşünüyorsanız ayrı bir oda, ayrı bir kümes, ayrı bir dükkan. Yani uygun bir ortam olması gerekiyor. Yani örneğin şöyle dörtlü kafesi alıp salonun ortasına kurarsanız hem evi batırır hem evde eşiniz, anneniz, özellikle titiz bayanlar size sorun yaratır. Hatta evde kavga bile edebilirsiniz yani kuşlar yüzünden. Şimdi hani ben bu kafesin önüne perde yapayım, işte plastik bir şey parça keseyim diye yorum yapan arkadaşlar var. Yorumları gördüm. Zaten tüm yorumları okuyorum. Hani cevap veremediğim yorumlar olsa da tüm yorumları okuyorum yani. Tüm yapmış olduğunuz yorumları dikkate alıp daha faydalı olabilecek video çekerek anlatmaya çalışıyorum. Şimdi gelelim konumuza. Bu kafesin önüne tel yaptınız. Ya da işte ona benzer plastik parça yaptınız. Her neyse. Tamam, yem dökülmeyi. Bakın ben daha burayı hiç süpürmedim. Bugün. Yani hiç süpürmedim derken günlük ben burayı elektrikli süpürgeyle süpürüyorum. Bugün daha hiç süpürmedim. Ama bakın buralar dün tertemizdi. Süpürmüştüm. Bugün bu kadar dökmüşler. Yem dökülmeyi önlediniz diyelim. Buraya perde yaptınız. Bu tarafa, dört tarafa perde yaptınız. Yem dökülmeyi önlediniz diyelim. Siz üretim yapıyorsunuz. Bu kafeslerin hepsine ikişer tane kuştan 2, 4, 6, 8 tane kuş var. Yavru yumurta olacak. Yavrulu yumurtalı kuşların dışkıları da daha büyük oluyor. Buradan yem dökülmeyi falan engellediniz. Koku olacak. Yani ev ortamında, evin salonunda ben bu dörtlü kafesi kurayım derseniz koku olur. Yani evin salonunda ya da kendi odanızda bu kuşları beslemeyi düşünüyorsanız yani çok sıkıntı yaşarsınız. Çünkü ben de yaptım. Yani kuşlara müsait yerim yoktu. Odaya, hatta kendi odamdaydı bir ara bu kuşlar benim. Yani birçok çeşit yer denedim ben. Çatı katında besledim, bodrumda besledim. Dışarı işte çardak yaptım, çardakta besledim. Büyük böyle kümes yaptım, orada bekledim. Yani en iyi, en verim alabileceğiniz şekil böyle uygun bir ortam. İşte burada mesela duvar kağıdımız var. Tavanımız köpük. Yeni gelen abone arkadaşlarımız var. Onlar da hani bu konuşma bunun tarzında bilgiler daha önce vermiştim ama yine de uygun ortam çok önemli. Ortamın uygun olması önemli. Eğer bu işe başlayacaksanız, ticaret yapacağım diyorsanız, yani ticaret derken ek gelir olsun şeklinde de düşünüyorsanız, ilk başta kuşları, kafesi almadan önce ilk yapmanız gereken uygun ortamı sağlayabilmek. Eğer uygun ortamı sağlarsanız kuşlarınız sağlıklı olur. Daha hızlı bir şekilde üretim ve verim alırsınız. Hani kuş satacağım, para kazanacağım diyorsanız da o şekilde olur. Ortamın 22 derece sıcaklık altına düşmemesi gerekiyor bir kere.
Isıtma olarak da yağlı radyatör kullanıyorum ben. Yağlı radyatör tavsiye ediyorum. Yağlı radyatör hani 24 saat açık kalıyor burada. Isıyı muhafaza ediyor. Havayı kurutmuyor. Yani UFO'lar gibi, o diğer üfleyici ısıtıcılar gibi havayı kurutmuyor. Yani en verim alabildiğiniz, yani benim en kullanıp da en iyi verim aldığım yağlı radyatör. Uygun ortamı sağlarsanız, şimdi bir 25 takım ya da 50 takım kuşla başladınız. Hani ortamınız müsait diyelim. Ya da evin bir odasını ya da dükkan vesaire bir yeri üretimhane yaptınız. 50 tane kuşla başladınız ya da 25 tane 25 takım kuşla başladınız. 25 takım kuş 50 tane kuş yapar. 2 ay sonra hani 50 kuşun çok büyük bir sesi olmuyor ama mesela 2 ay sonra o 50 kuş olacak size. 100 kuş, 150 kuş, 200 kuş üstüne katlayarak devam edecek. Yani ortamın sıcaklığı, işte ne bileyim temizleme koku problemini sorununu çözdüğünüz zaman bile bir süre sonra kuş sayısı çok fazla olduğu zaman bu sefer de ses sorunu olacak. Ses sorunu, yani alt kattan, üst kattan, yan taraflardan yani problem yaratan, size sıkıntı yaratabilecek insanlar olabilir. O yüzden başlarken eğer bu tarz bir üretim yapayım diyorsanız ortamı çok iyi seçmeniz gerekiyor. Yani kuşlar için hem ısıyı muhafaza etmeniz gerekiyor. Aydınlatması, ısınması, biraz ses yalıtımı falan da yaparsanız iyi olur. Ortamın, kuşların bulunduğu ortamın ışık alması gerekiyor. Bakın burada normalde pencere var. Ben perdeyle kapatıyorum ama bazen şöyle perdeyi açıyorum. Güneş de alıyor burası. Yani burada herhangi bir rutubet, aşırı bir nem falan olmuyor. Ses yalıtımı olarak da işte duvar kağıdı kullandım ben. Hani sesten yana da bir sıkıntı olmuyor. Tavan köpük zaten. Yalıtım olarak da duvar kağıdı da iyi bir yalıtım yapıyor. Hem sıcak ısıyı koruyor hem de ses sorununu çözüyor. Mesela bakın duvar kağıdına şöyle elinizi sürdüğünüz zaman bakın sıcacık. Ama burası duvar kağıdı değil de normal direkt beton olsaydı burası soğuk olurdu. Isınmada da sıkıntı yaşardınız. Yani duvar kağıdının da eski sezonlardan kalan fiyatları da uygun oluyor. Eski sezondan kalan açık renkli duvar kağıdını kullanabilirsiniz. Koyu renkler değil de açık renkleri kullanırsanız duvar kağıdını yapması kolay zaten. Bu duvar kağıdını ben kendim yaptım. Bakın hiç bir iz falan, çizgide hiçbir şey kalmadı. Yani biraz hem el becerinizi geliştirirsiniz. İşte hayvanlarla uğraşıp boş zamanlarınızı ya da ticari olarak büyük çaplı düşünüyorsanız ticarete çevirebilirsiniz. Bir terapi sonuçta. Bu hayvanlarla, canlılarla uğraşmak size iyi gelir. Stresinizi atarsınız. Ne bileyim işte. Bunların böyle yavruları falan çıkınca mucize bu sonuçta. Güzel bir şey. Bakın şunlara. 6 yavru bir yumurta var. Bakın burada da yavrular yine. Yani güzel bir şey. Bunların yumurtadan çıkıp yumurtlaması, yumurtadan çıkması vesaire çok iyi geliyor. İyi hissettiriyor sizi. Ne yapıyorsun? Bakayım. Yavrular yemi yemişler. Nasıl dizilmişler? Manken gibi dizilmişler buraya. Boy sırasına. Şişt, ne yapıyorsunuz bakayım siz? Yavrunun biri alttı. O da yem yiyor ama bu hafta iyice tüneye falan çıkıp uçmaya başlar. Salma da ihtiyaç var. Salma da kullanmanız gerekiyor. Yeme düşmüş yavruları salmaya alırsanız burada biraz daha gelişimi daha hızlı olur. Ve kuşlar, yavrular biraz daha irileşir. Bakın bunlar daha 1,5 aylık falan yavrular yani. Bakın iri yani. Şu beyaz yavruyu soldan 1, 2, 3. yavru mesela. Daha ben bunu buraya atalı 2 hafta falan oldu. Bakın ne kadar iri duruyor. Yani büyük damızlık eke kuş gibi duruyor. Yani bu, gerçi anne baba da onun
iri bir kuştu ama sonuçta salmada da daha rahat ettiği için daha hızlı gelişimi oluyor. Yapmış olduğunuz tüm yorumları, soruları okuyorum. Bazı sorulara cevap veremiyorum. Neden cevap veremiyorum? Mesela kuşlarım kavga ediyor. Neden gibi sorular geliyor. Şimdi ben ortamın nasıl olduğunu bilmiyorum. Kafeste kaç tane kuş var? Erkek mi, dişi mi? Yani ben böyle bir soruya cevap veremem. Neden cevap veremem? Ortam nasıl? Kaç tane kuş var? Erkek mi, dişi mi? Biri yavru, biri büyük mü? Hani bunu, bu tarz soruları tam cevap veremiyorum. Çünkü yanlış bir cevap da vermek istemiyorum. Ama yapmış olduğunuz tüm yorumları okuyorum. Hani daha faydalı bilgiler çekmeye çalışıyorum size. Umarım faydalı oluyordur. Kanalımız da hızla büyüyor. Hala abone değilseniz kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok iyi olur. Durumlar böyle burada. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.